Merhabalar. İstanbul'un malum yoğunluğundan dolayı son 10 gündür sürekli görüşmeler yapıyorum ve Bienal nedeniyle de burada birçok konuk var ve fark ettim ki bana şu son zamanda en çok gelen sorulardan bir tanesi şu: arşivler üzerinde çalışırken ne tür metotlar kullanıyorsunuz? Önceki konuşmacılardan farklı olarak ben arşivlerle bir uzman, bir müzeci, bir restoratör olarak çalışmıyorum. Her şeyden önce sanatçı sorumluluğumla çalışıyorum. Ve arşivlerle kurduğum ilişki onları sadece fiziksel olarak değil, düşünsel olarak ve biraz da duygusal olarak da ayağa kaldırmanın yöntemlerini araştırmak. Bu bağlamda size iki projemden bahsedeceğim. Zaten Türkiye'de bilinen iki proje. Bu projelerin özelliği hem uygulanan metot, hem sunum, hem korunma açısından birbirleriyle yakından uzaktan ilgileri olmaması. Belki de kitabın aynı yayın evinden çıkması ve kitap boyutlarının aynı ölçülerde tasarlanması dışında bu iki proje arasında hiçbir benzerlik yok. Bunlardan bir tanesi son proje olan tabii ki Foto Galatasaray. Hızla bir Foto Galatasaray'ın üzerinden geçmek istiyorum. Foto Galatasaray 1935'ten 1985'e kadar Beyoğlu'nda fotoğrafçılık yapan Meryem Şahinyan'ın stüdyosunun tüm film arşivini içeriyordu. Ortalama 200 bine yakın %10'unun cam levhalardan, cam negatiflerden meydana geldiği bir arşiv ve bütün film arşivinin yeniden dijitalize edilmesi ve görselleştirilmesi üzerine kurulu bir proje. Projenin sunumu 3 katmandan meydana geliyor. Birinci katman enformatik. Enformatik hem projenin oluşması aşamasında 3 yıla dayanan bir arka plan var. Benim 3 yılı özetlemeye çalıştığım bir 40 dakikada özetlemeye çalıştığım bir video. Buna paralel olarak temsili olarak benim çalışma masam üzerindeki malzemelerim, arşivden birkaç bölüm ve aslında burası çok basic olarak elinizdeki bir film arşivini tamamen sanatçı sorumluluğuyla ve kendi limitli imkanlarınız içerisinde nasıl ayağa kaldırabileceğiniz. Cam levhalar. Proje boyunca 3 yıl boyunca 20'ye yakın dönüşümlü olarak asistanla çalıştım ve asistanların her biri farklı alanlardan geliyorlardı. Güzel sanatlar alanından, mimari alanından, şehircilik alanından ve gençlerin ne düşündükleri benim için çok önemliydi. Soldaki video asistanların 3'er dakikalık projeye dair deneyimlerini anlattıkları sunumlardan meydana geliyor. Sağdaki video Meryem Şahinyan arşivi bana ulaşana kadar 25 yıl boyunca arşivi deposunda koruyan Yetvar Tomasyan'ın Meryem'den sonra ve bana kadar olan süreci özetlediği bir video. Burası serginin ana bölümü. Burada fiziksel olarak bir high-tech, low-tech karşılaşmasından bahsetmek mümkün. Çünkü burada kompütürler fiziksel arşive bakıyor. Fiziksel arşivin tamamını değil ama sunabildiğimiz bir kısmını görüyoruz. Meryem Şahinyan arşivinin bizim için en önemli ve çarpıcı olan tarafı bütün arşivin bugüne kadar kronolojik olarak ulaşmasıydı ve eksiksiz olarak ulaşmasıydı. İstanbul'da sanıyorum çok az stüdyo 60 sene boyunca kesintisiz olarak faaliyetini devam ettirebildi. Bu stüdyonun bir diğer bence ilginç tarafı da 1935-85 periyodunun fotoğrafın en çok dönüşüm ve değişim geçirdiği dönemi kapsıyor olmasıydı. Yani her neredeyse 10 yılda bir fotoğraf devrim geçiriyordu bu yıllar içerisinde. Ve Meryem 35'ten 85'e kadar değil metodunu, kullandığı filmleri, kamerasını ve hiçbir şeyini değiştirmemişti. Bu da onun arşivini belki de tüm diğer fotoğrafçıların arşivlerinden farklı olarak fiziksel arşivi estetik de bir heykelsi bir şeye dönüştürüyordu. Çünkü hayatı boyunca siyah beyaz çekmiş, hayatı boyunca 10-15 büyük ebat tabaka filmler kullanmış ya da aynı boyutta cam levhalar kullanmış
ve belki de bir sanatçı titizliğiyle hep aynı şeyi yapmış ve fotoğrafın yeniliklerine ya da teknolojik dönüşümlere hiç kulak asmamış, hiç ilgilenmemiş. Çok konservatif bir stüdyonun arşiviydi ve bu yüzden bu fiziksel yapının da görülmesini, en azından bir bölümünün, burada üçte birlik bir bölümünü görüyorsunuz, istedik. Bunun tam karşı tarafında kutuların içerisinde kronolojik olarak gördüğünüz bütün arşiv bilgisayarlarda dijital olarak mevcut. Burada belli tag ve commentlerle çalışıyoruz. Belli taglerimiz var. Dress kodlar tagler olabilir. Demografik yapılar tagler olabilir. Düğünler, vaftizler, komünyonlar ve diğer seremoniler tagler olabilir. Eğer ki siz 1935-1940 arasında bir Ortodoks düğününde Breton şapka takan bir kadını arıyorsanız verileri girersiniz ve size 1935-40 arasında bütün Breton şapka takan ve Ortodoks düğününde bulunmuş kadınlar çıkar. Böyle bir sistem üzerinden bütün fotoğrafları teker teker tagliyorduk. Her fotoğraf bir onlarca tag içerebilir. Taktığı küpeden hatırladığım kadarıyla yalnızca şapkalarımız 5-6 modele göre değişiyordu. Fötürler ayrıydı, papyonlar ayrıydı, puantiyeler ayrıydı ve bu sizin nasıl baktığınıza, modayla nasıl ilişkilendiğinize, arşivle nasıl ilişkilendiğinize göre ve üstelik izleyicilerimizin de tag ekleme, yani bizim görmediğimiz ve kaçırdığımız bir şey varsa gelen izleyicilerin fotoğraflara tag ekleme şansları vardı. Bu da bütün search'ü ve veri tabanını sürekli genişleyen bir bilgi havuzuna dönüştürüyordu. Comment daha farklı bir şey. Orada da şayet siz fotoğraftaki herhangi birisini tanıyorsanız o zaman oraya bu bilgiyi girebiliyordunuz. Farklı farklı kişiler aynı fotoğrafın farklı kişilere ait olduğunu da söyleyebilir. Bunun hiçbir önemi yok. Ama şayet siz o kişiyi tanıdığınızı iddia ediyorsanız muhakkak bu bilgiyi yazabilirdiniz. Aynı zamanda buna paralel olarak fotoğraf tagleme günleri yapıyorduk. Ve o günlerde bu auditoriumda sabah 9'da başlayıp akşam 5'e 7'ye kadar Foto Galatasaray arşiviyle bir şekilde ilişkilenmiş müşterileri davet edip onlarla açık tag günleri yapıyorduk. Bu insanların çoğu yaşlıydı ve bazen bir kişi sizin anneannenizin örneğinde olduğu gibi 100 kişiyi tanıyabilirdi. Çünkü bir düğün fotoğrafında 15-20 kişi varsa eğer o düğündeki bir kişiyi bulursanız o size diğer herkesin kim olduğunu söyleyebilir. Ve bu şekilde çalışmalar devam etti. Bu bölüm Foto Galatasaray Açık Arşiv sergisinin son üçüncü ayağı. Benim için önemli. Aslında benim de bütün arşiv üzerindeki tek üretimim ve aslında kendi kararlarım üzerinden arşive dair ürettiğim tek sunum diyebilirim. Burada 10 LCD ekran var. Multimedya bir enstalasyon görülmekte. Çok mu hızlı konuşuyorum? Tamam. Yavaş yavaş konuşuyorum aslında. Kendime göre çok yavaş da. 10 LCD ekranda toplam 100 katman var, yani 100 layer var. Her ekranda 100 layer olmak üzere toplam 1000 imaj görüyorsunuz bu yerleştirmede. Polisler. Burası oval bir oda. Siz odanın merkezine giriyorsunuz. Etrafınız yanmaz siyah perdelerle kaplı. İçeride başka bir ışık yok. Ve birbirlerine senkronize olarak layer'lar dönüyor. Din görebilirim. Aynı portreleri yapan kadınlar. Ortalama 20 dakika sürüyor ama 20 dakikada 200 bin imajın içerisinden burada seçilmiş bir sunum var ki bu kategorilerin bir kısmını kitapta da görmek mümkün ama bir kısmı sadece multimedya enstalasyon için üretildi. Evet, bir diğer sunum OSEP, bambaşka bir sunum. Özellikle aslında Foto Galatasaray'dan başlamak istedim. Çünkü Foto Galatasaray içerisinde hiç print kullanılmamış. Aslında içerisinde fotoğrafın print olarak bulunmadığı bir fotoğraf sergisiydi. Her şeyin baştan sona dijital olduğu bir fotoğraf sergisiydi ve filmlerden meydana geliyordu. Stüdyo Sep'teki durum çok daha farklı. Stüdyo Sep'te tamamıyla orijinal malzemeleri kullandık. Yine üç katmandan meydana gelen bir sergi. Ancak bu kez
fotoğrafçının orijinal film arşivi yanmış, stüdyosunu kapatmış, iflas etmiş, hayatının son 20 yılında onlarca adres değiştirmek zorunda kalmış. Fotoğrafların, elde kalan fotoğrafların, bunları anı nesneleri gibi düşünelim, hiçbir zaman gerçek bir arşiv değil. Elde kalan fotoğrafların bir kısmı ıslanmış, bir kısmını fareler yemiş, bir kısmını bir kısmı la bir şeyler temizlenmiş hatta. Yani çünkü o sep tamamen artık son dönemini yokluk içerisinde geçiriyordu. Ve böyle bir ortamda konservasyon ne demek ve nasıl yapılabilir? Benim için burada öncelikli hassasiyet hiç dokunmamaktı. Ben bu sergiye kadar her şeyi dokunmadan, temizlemeden, Maryam'dan farklı olarak ayırmadan göstermeyi yeğledim. Burası biyografi bölümü. Foto Galatasaray'dan farklı olarak Stüdyo Sep'in merkezinde fotoğraf arşivi değil. Çünkü orijinal arşivi olmadığı için. Osep Minasoğlu'nun 85 yıllık fotoğrafçı olarak kendi kişisel hikayesi ve deneyimi var. Bu bölüm onun anlatıldığı bölüm. Yine merkezinde fotoğraflar ama bir o kadar belge, bir o kadar mektup ve bir o kadar evrak var. O bölüm biyografi katıydı, bu gördüğünüz. Buradan geçtiğimiz kat retrospektif katı. Ama bunun da bir retrospektif olduğunu düşünmeyin. Bunlar tamamen ironik olarak koyulmuş isimler. Çünkü gerçek bir retrospektif sergi olamaz, değil. Çünkü Osep'in zaten eserleri bugüne tamamıyla ulaşmış ve korunmuş değil. Aslında bu sergi bir bakıma bir arşivin dağılma sürecinden sonra nasıl kalan son haliyle toplanabileceği ve paylaşılabileceğinin sergisi gibi düşünülebilir. Renkliye geçiş. Maryam Şahinyan'dan farklı olarak Osep Minasoğlu teknolojiye çok düşkün ve çok ilgiliydi. Ve neredeyse bütün parasını teknolojiye yatıran o dönem İstanbul'un en popüler stüdyosuydu Stüdyo Osep. Ve Maryam'ın aksine Osep'in arşivi her 5 yılda bir değişiyordu. Filmler değişiyordu, kullanılan malzeme değişiyordu, teknikler değişiyordu. Retrospektif katından bize kalanlar, kalanlarla. Bir takım kartlar, bunların büyük bölümü 60'lı, 70'li, 80'li yıllarda Türkiye'de ünlü olan insanların kartları. Ve alt kat, tanık yani witness dediğimiz bölüm. Burada ise gerçek Osep Minasoğlu ile yüzleşiyorduk ve o bize yukarıdaki retrospektif ve biyografik bölümleri bu kez kendi ağzından tarif ediyordu. Osep Minasoğlu Recalls, Osep Minasoğlu'nun hatırlamaları ve çağrışımları üzerine kurulmuş ama aslında bir taraftan da birçok şeyi ne kadar hatırlayamadığını da gösteren, onun yaşadığı hafıza kaybını da bir noktada betimleyen bir video ve kendi içerisinde sürekli dönen bir video. Üst iki katı gören izleyici buraya geldikten sonra bu kez gerçek yaşayan Osep'le yüz yüze kalıyordu ve bütün hikayeyi onun ağzından 2,5 saat boyunca dinliyordu. Burada lightboxlar kullanıldı, orijinal 10-15 filmlerden. Bu bölüm 6-6 diapozitifleriydi Osep'in. Evet. Süremi çok mu aşıyorum? Maryam'dan hızlı bir küçük sunum yapabilirim. Nasıl yaklaşıyorduk? Belli kategoriler oluşturuluyordu. Tabii Maryam Şahinyan'ın stüdyosunun en büyük özelliği stüdyonun kadınlara hizmet eden, son derece kapalı, sokağa açılan bir vitrini olmayan, hep aynı müşterinin çocukluğunu, okul yıllarını, sonra evliliğini, akabinde kendi çocuğunu izleyebileceğiniz, aslında kadın tarihlerini izleyebileceğiniz teker teker bir mekan olması ve burada kurulan mizansenler bizim için önemli. Maryam'ın stüdyosunun aslında bir stüdyodan öte ne kadar özel ve korunaklı bir mekan olduğunun en ilginç örneklerinden biri bunlar. Hepsi arkadaşları oldukları için rahatlıkla Maryam'a böyle poz veriyorlardı. Ama tabii ki biz bu fotoğrafları sergide böyle göstermiyorduk ve yeniden kadrajlayıp Maryam Şahinyan müşteriye nasıl sunuyorsa o şekilde sunuyorduk. Gördüğünüz gibi zaten kendisi de filmlerin üzerine çizmiş. Ya da arkadaşının fotoğraf çekildikten ya da çekilmeden önceki hali. Çünkü birçok kez kıyafetler değişebiliyordu. Ve hepsi arkadaş oldukları için ara ara arşivden böyle fotoğraf değeri taşımayan fotoğraflar çıkıyordu. Ya da
hemen arka arkaya aynı çocuğun ve aynı kardeşlerin fotoğrafı. Arkada tutan anneler. Bir yanda yine aslında filmler bizim için tabii kadrajın birkaç tık daha geniş olması açısından stüdyonun arka planını da sunuyor. Hemen sağ köşede bir anne var bebeğe müdahale eden ama gördüğünüz gibi üzeri çok kabaca rötuşlanmış. O belli ki fotoğrafta aslında görülmek istenmiyor. Ve biz sunumumuzda hiçbir zaman bunlara yer vermedik. Ben bunları size gösteriyorum. Biz fotoğrafları orada Meryem Şahinyan nasıl müşteriye veriyorsa ona en uygun şekilde paylaştık. Yine stüdyonun ne kadar ev gibi kullanıldığına dair belki ilginç örnekler. Çünkü yaş bazen doğum günü pastaları bile stüdyoya geliyordu. Aileler ama cüceler, mizansenlerden hızlıca geçiyorum ya da stüdyoya gelen bir koyun. Meryem'in bütün bu mütevaziliğinin aksine Osep çok başka aynı dönemde, bu arada bilmeyenler için söyleyeyim. Foto Galatasaray ile Stüdyo Osep arasında tahminen 250 metrelik bir mesafe var. Ve ikisi aynı tarihlerde çalıştılar ve aynı tarihlerde iş yaptılar. Ama Osep Minasoğlu 1960'larda bütün stüdyoların yere halı serip berjer koltukta, arkada palmiye yaprakları, kadife perdeler ve türlü objeyle fotoğraf çektiği dönemde ilk kez White Cube kullanıyordu ve ilk defa aslında dekora değil, bence beden hareketiyle ilgileniyordu. O yüzden Osep'in bütün fotoğraflarında bedenler mutlaka Osep'in de katkıda bulunduğu bir şekilde yeniden formüle ediliyordu ve bunun için çalışılıyordu. Tabii bunda müşterilerinin kimler olduğunun da çok büyük bir etkisi var. Çünkü Foto Galatasaray demografik bir stüdyoyken Osep Minasoğlu'nun stüdyosu, Stüdyo Osep kesinlikle demografik olmayan, kamuya kapalı, halktan müşterinin çok fazla girmediği, geldiği zaman da kibarca aslında Osep'in anlattığı kadarıyla stüdyoya pek sokulmadığı ve koca arşivde bir tane çocuk, bir tane düğün, bir tane aile fotoğrafının bulunmadığı bambaşka bir arşiv. Aslında aynı caddenin iki farklı yüzü. Osep. Bu isimlerin bir kısmı çok ünlü oldu. 70'li yıllar Türkiye'nin göç dönemi ve birçok insanın da aslında ünlü olmak vaadiyle kandırıldığı dönem. Bazıları kayboldu, bazılarından bir daha haber alamadık ama bazılarını biliyoruz. Osep. Osep bunları yaparken Meryem diğer tarafta başka işlerle uğraşıyordu. Ritüel çekiyor ya da Osep. 350 metrekareden iki katlı toplamda 700 metrekarelik alanı kaplayan bir stüdyo. Son derece geniş bir stüdyo. O dönem için İstanbul'un en geniş stüdyolarından bir tanesi. Ya da Osep. Ve olanaklarını tamamen bu alanda kullanmış bir stüdyo. Fotoğraflara nasıl yaklaşıyorduk? Hemen kısaca bunu da geçeyim. Tabii bizim için her iki kitapta da belli kategoriler var. Bir taraftan mecburen yer vermek zorunda olduğumuz, aslında benim de biraz daha böyle normatif kategoriler dediğim, işte konu Meryem Şahin yani olduğunda muhakkak bir kadın başlığı, muhakkak Ermeni kimliğinden dolayı ve cemaatle olan yakın ilişkilerinden dolayı bir Ermeni başlığı, muhakkak bir din başlığı, çünkü aynı zamanda son derece dindar ve en büyük, en yakın dostları Kalfayan rahibeleri olan bir fotoğrafçı. Ve o yapılardan bir şekilde bahsetmek zorundayız. Ama daha bunlardan farklı olarak bizim bu arşiv üzerinde Meryem'in Ermeni olması, kadın olması ya da Hristiyan olmasından daha fazlasını görmemiz de mümkün. Örneğin göç ve değişme, moda, benim özellikle son bölümde yer verdiğim özdeşlik, aynı şeyi giyenler ve aynadan bakanlar, yine Meryem'e özgü.
bir koleksiyon. Koleksiyon içerisinde koleksiyon gibi tanımlanabilir. Meryem Şahiyan bütün baskıları agrandizör ile aldı ve hiçbir zaman tekniğini değiştirmedi. Tabii biz bugün aynı fotoğraflara onun baktığından çok daha yakından bakabilme şansına sahibiz. Basitçe bizim için bu fotoğraftan bir adet özdeşlik. Çünkü aynı kıyafetleri giyen çocuklar. Elinde muhtemelen o sırada şehirde olmayan ya da kaybettiği akrabasının fotoğrafını tutan kadın, anne. Onun elindeki dövme. Eğer biraz daha yakından bakarsak saatinin markası. Alabiliyorduk ve bunlar bir şekilde bizim kategorilerimizi oluşturuyordu. Arşivin Meryem Şahinyan konusunda aslında şanslıydık. OSEP'e göre çok daha şanslı bir arşiv. Bu gördüğünüz örnek arşiv içerisindeki en kötü durumda olan Aydinger negatiflerden, sellozik negatiflerden birisi olabilir. Bunlar üzerinde iki tip zaten fiziksel malzemeye restorasyon uygulamak gibi bir imkanımız yok bizim, olmadı. Ancak üzerinde basit bir temizlik yapılabilir. Ancak dijitalizasyondan sonra iki tür restorasyon yapıyorduk. Dijital restorasyon yapıyorduk ama burada da belli deformasyonları ayırıyorduk. Tarihsel dediğimiz deformasyonlar vardı ve onlara mümkün olduğunca dokunmamaya çalışıyorduk. Ama çok yakın dönemde olmuş çizikler, yırtıklar, belki bir kıl, belki bir pislik üzerindeki onları tamamen dijital olarak temizliyorduk. Ama temizlikten sonra bunların büyük bölümü bu şekilde kaldılar. Yine filmlerden olduğu için bir kopya, bir örnek. Çünkü birçok insan aynı fotoğrafın içerisinden bazen kendini kadrajlayarak bu elle yapılmış film üzerinde bir müdahale. Aynı zamanda vesikalık fotoğrafını da çıkartmak istiyordu. Ve Meryem bir filmden hem vesikalık olarak satıp hem bir aile fotoğrafı olarak satabilirdi. Yine bunlara da dokunmadık. Bunlar bildiğiniz gibi kırmızı boyanır. Aslında kırmızıdır. Bu yine fotoğrafın kendi içeriği üzerinden yaklaşabileceğimiz ve bir fotoğrafın içerisinde neleri görebileceğimize dair bir örnek. Kendi bilgisayarım olmadığı için bir anda büyüteci bulamadım. Ama çok büyütürseniz annenin tam broşunda bir tane daha bir bebek fotoğrafı olduğunu ve o bebeğin bütün yüz hatlarını bana göre sol taraftaki kişinin askeri statüsünü ya da sağdaki çocuğun okul üniforması gibi şeyler. Bunların hepsi bizim için aynı zamanda tek ve kategorizasyonu belirleyen konulardı. OSEP. OSEP'in belki de yine dönem fotoğrafçılarından en ilginç farklarından bir tanesi bütün laboratuvar malzemelerini kendisi üretmesi, bütün malzemeyi dış piyasadan alması, iç piyasayla neredeyse hiç çalışmaması ve filmler üzerinde yaptığı bu kolajlar olabilir. Çünkü aynı zamanda bir laborant olarak da OSEP çok önemli. Bunlar ayrı ayrı çekilmiş, daha sonra filmlerin birbirine yapıştırılmasıyla oluşturulmuş kolajlardı. Yine böyle bir örnek. Bu baskıdan bunlar üzerindeki deformasyonlara da neredeyse müdahale edilmedi. Ve son olarak zaten göstermişim. Süremi doldurduğum için ben soru cevapta devam edelim istiyorum. Her iki proje üzerine de konuşacağım ve her iki projenin aslında birbirinden ne kadar farklı ilerlediğine dair söyleyeceğim çok şey var ama zannediyorum sorularla da genişleyebilir. Şimdilik bu kadar diyeyim ve keseyim. Teşekkür ederim.